Merhaba sevgili arkadaşım. Ahmet hocam ben. Yine seninle birlikteyiz. Ne çözüyoruz? Bir baksana ne çözüyoruz? Tabii ki de şunu çözüyoruz. Yayın denizi pro testlerini çözüyoruz. TYT testlerini çözüyoruz. Elektrostatik ünitesinde üçüncü testi çözüyoruz. Yine güzel sorular. Birinci soruyla başlamış efsane. Çekirdekle elektroskobun yaprakları arasındaki açıyı görüyorsun diyor. Bu açı neymiş? Alfa. Elektroskobun yaprak açıklığı diyor. Niceliklerden hangilerine bağlıdır? Elektroskobun yük işareti mi? Tabii ki de bağlı. Yük işareti daha çok olursa yapraklar daha çok açılır. Elektroskobun yük cinsi. Bak bunu geç. Bir kere elektroskobun yük cinsiyle alakası yok. Artı onun yaprak açıklığıyla eksi onun yaprak açıklığı aynıdır. Elektroskobun büyüklüğü. Bu da hayır değil mi? Deme sakın. Yok öyle bir şey. Aman ha dikkat et. Çünkü bu elektroskobun yaprakları mesela daha büyük olsaydı, daha ağır bir yaprak olsaydı aynı yüke göre yapraklar daha az açılırdı. Ya da yaprakları aynı miktarda açmak istersen daha ağır yapraklara daha fazla elektriksel kuvvet oluşturman gerekir. Yani daha fazla yüke ihtiyacın var demektir. Bak yaprakları büyüttüm. Elektroskobu büyüttüm. O zaman elektroskobun yaprak açıklığı ne olur? Azalır. Niye azalır? Aynı yük için. Çünkü yaprakları açan şey neydi? Elektriksel kuvvet. Peki yapraklar neden kapanır? Bak yazıyorum. Yapraklar neden kapanır? Bu soruyu biliyorsun değil mi? Neden mi kapanır? Bu sorunun cevabı çok net. Nötr olduğu için değil. Hayır, o yanlış. Ona dikkat et. Tabii ki de nötr olduğu için yapraklar kapanır. Ama yaprakları kapatan asıl etki nötr olmasından ziyade nedir? Yer çekim neyi? Kuvveti. Peki bu yer çekimi kuvvetine biz bir şey daha diyoruz. Cisimler etkileyen yer çekimi kuvvetine çok iyi biliyorsun sen onu var ya sen. O halde bu neydi? Ağırlıktı değil mi? O zaman yaprakların daha ağır olursa aşağıya doğru onları etki eden elektriksel yani onları itip açmaya çalışan elektriksel kuvvete direnen ağırlık daha fazla olursa yaprak açıklığının yeterince olabilmesi için daha sert yüklere daha fazla yüke ihtiyacın var. Bence bu soru çok güzel bir soru. O zaman ben ne yaparım biliyor musun? 3'e de tik atar. Gider C seçeneğini işaretlerim. Kim ne derse desin. Çok klas bir soru. Geldik ikinci soruya. Yüklü bir cisim. Yalıtkan sapından tutunarak yüklü elektroskobun topuzuna şekildeki gibi ne yapıyor? Yaklaştırılıyor. Bak yaklaştırılmayı gördün ya bu etkiyle elektriklenme. Etkiyle elektriklenmede ne hüküm sürer? Elektrostatik kuvvetler. Lütfen bunlara dikkat et. Yaprakların açıklığı biraz daha ne oluyormuş? Artıyormuş. O yaprakların açıklığı biraz daha artıyor. O zaman şöyle düşünebilir misin? Artı, eksi hiç önemli değil. Elektroskobun yük işaretine artı diyebilirsin. Elektroskobun yük işaretine eksi desen, yapraklar eksi olsa o zaman yaprakların daha çok açılması için bu eksileri birini aşağı itmesi gerekir. O biri de aha bu biri. O zaman yükün işareti kesinlikle eksi olmak zorunda. Çünkü bu artı olursa yapraktan yukarıya eksi çeker ve yapraklar arasındaki açı biraz azalır. O zaman cisimle elektroskop aynı cins yüklüdür. Kesinlikle doğru. Burada problem yok ki. Kesinlikle doğru. Olabilir ne? Kesinlikle doğru. Cismin yük miktarı elektroskobundan fazladır. Elektroskobunkinden fazla olabilir, az olabilir, eşit olabilir. Hiçbir problem değil. Çünkü bu eksi ya. Ahan da bu da eksi. O zaman kesinlikle yaprakları açacak. Gayet güzel. Elektroskobun yük miktarı cisminkinden fazladır. Elektroskobun yük miktarı cisminkinden fazla da olabilir. Sonuçta bak senin için ne önemli biliyor musun? Bak burada dikkat etmen gereken şu. Yaklaştırıldığında etkiyle elektriklenme gerçekleşir ve elektrostatik kuvvetler devreye girer. Yani bunu şunu düşünme. Dokunduğun zaman zaten yüzeydeki yüklerini potansiyeller eşit olacak şekilde yarı çaplarıyla orantılı ya da kapasiteleriyle orantılı paylaştırıyordun. Ama burada dokunma yok. Burada etkiyle elektriklenme var. Allah aşkına şuna dikkat et ya. Ya tamam kızmıyorum. Dikkat et diyorum sadece. Lütfen ya. Hata yapmaman için. O zaman cevap ne? Edirne. Bir şey yapmadık. Bir sonraki soru 3. Yüklü bir elektroskopa yüklü bir cisim yalıtkan sapından tutarak çekirdeği gibi yaklaştığında bak bak bak. Çekirdeği gibi yaklaştığında bak yine yaklaştırmaya yapraklar önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılıyor. Şimdi sen elektroskobun yük işaretini at ya problem değil. Artı olarak düşün. Artı olarak artı olarak artı olarak artı olarak düşün. O zaman bu arkadaşın buradaki artıları aşağıya itemeyeceğini biliyorsun. Eksileri yukarıya çekerse elektroskobun yapraklarında yeni artılar oluşur ve yaprak açıklığı ne olur? Artar. O zaman senin bir şekilde eksileri aşağı itmen lazım. Ya eksiyi kim iter? Sen bunu çok iyi biliyorsun ya. Kendinize rahatlıkla şöyle güzel bir potansiyelde düşünsene yapabilirsin. O zaman eksiyi aşağı itecek şey eksidir. O zaman şu arkadaşının yükü negatif olmalı. Cisimle elektroskop zıt cümle. Ha ben şöyle desem elektroskop bu sefer negatif desem cisim pozitif olur. Çünkü eksileri yukarıya çekmesi gerekir.
Kesinlikle zıt yüklü değil mi? Kesinlikle. Cismin yük miktarı elektroskobunkinden daha büyüktür. Ya var ya şu fizik bulut defterimizdeki şu notlar var ya şu notlar. Ne diyordu? Bir cisim, bak küçük hatırlatmalar, bana kızmıyorsun değil mi? Yorum bırak arkadaşım. Gerek yoksa yapmam bu küçük hatırlatmaları ya. Ne? Bir cisim asla kendi neyinden? Q'sundan. Tamam mı? Kendi yükünden. Fazlasını ya da eşitini, fazlasını virgül kendi yükünden eşitini ne demekse ne yapamaz? İtemez ya da çekemez. Doğru mu? Çekemez veya itemez, uzun cümlelere gerek yok. Ne o zaman? Yüklü bir cisim yük miktarı elektroskobundan daha büyük olmak zorunda. Neden daha büyük zorunda? Çünkü buradaki negatif yükleri aşağı doğru itiyor ya topuzdaki. Öyle bir negatif yükmüş ki topuzdaki öyle bir negatif yük itmiş ki topuzdaki yükleri aşağı itince yaprakları nötrleyip tekrar açmış. Bak önce kapanıp sonra açılıyor. Bunu yapabilmesi için kesinlikle şuradaki Q cisim yükünün şuradaki Q elektroskop yükünden fazla olması gerekir. Çünkü bu bundan fazla değilse bunu beceremez. Çünkü biz ne diyoruz? Hiçbir yük kendi yükünden fazlasını itemez ya da çekemez. Böyle şey olur mu? Şuradaki yükü düşünsene, elektroskopta artı 10 var. Yaklaştırdın eksi 2. Bu artı 10'la artı 10'la yüklü elektroskopun yapraklarını bu adam eksi 2 ile nötrleyecek. Dokunma yok bak. Sadece yaklaştı. Nötrleyecek, bir de onun elektroskopun yapraklarını zıt yükle yükleyecek. Ya canım böyle bir şey olmaz. Peki son durumda elektroskopun topuzu ile yaprakları zıt. Bunu söyledik zaten. Niye söyledik? Buraya inen eksiler. Önce buradaki artıları tık 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 nötrledikten sonra bir de burayı neyle yüklüyor? Eksiyle yüklüyor. Başka türlü yapraklar işaret değiştirmeden önce kapanıp sonra açılabilir mi? Yahu o halde cevabı ne? Edirne. Müthiş bir soru. Bence çok güzel bir soru. Şu detaylar hakkında lütfen yorum bırakır mısın? Gerekli mi, gereksiz mi? Gerekli değil diyorsan şu özet notlarını vermeyiz. Bence güzel. Benim işime gelir diyormuşum. Özdeş, kelle elektroskopların yaprakları arasındaki açı sırasıyla alfa beta. Elektroskopun topuzları arasında yüklü bir X cismi yalıtkan sapından tutarak şekilde gibi getirince, bak yine yaklaştırılmış, ikisine de eşit mesafede. K'nin yaprakları önce kapanıp sonra biraz açılıyor. Aha yakaladık. Eğer bu cisim pozitifse bu arkadaşın kesinlikle negatif olması lazım. Buranın da negatif olması lazım. Tam tersi, cisim negatifse bu arkadaşın pozitif olması lazım. Niye? Buradaki eksilerin hepsini yukarıya çekecek. Onu güzelce kapatacak. Sonra tekrar açacak. L'nin yaprakları ise biraz kapanıyor. O zaman L'nin yaprakları biraz kapanıyorsa bu da eksi olmalı. Çünkü burası artı olsaydı artı yaklaştırdığımda eksileri yukarıya çekecekti ve yapraktaki artı sayısı artacağı için biraz açılacaktı. O zaman buraya da güzelce eksilerimizi verdik. Ama ikisine de eşit mesafede yaklaşmışken bak. Bunun yapraklarını tamamen kapatıp açabiliyorsun ama bunu sadece biraz kapatıyorsun. O zaman bunda daha çok eksi var. Gücün yetmiyor. Elektroskopların birbirleriyle ilişkisi önemsenmediğine göre alfa büyüktür beta. Bak tam onu söylemedik mi? Burada daha çok eksi var. Ooo beta daha büyük. Çok güzel bir ifade. P ve L aynı cins yüklüdür. Zaten öyle dedin, eksi eksi. İkisi de aynı cins yüklü. X cismi K ile zıt yüklü. X cismi sadece K ile değil L de zıt yüklü. Oo çok güzel. O zaman cevap ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Burada ekstra bir şey söylemeye çok gerek yok. Bir önceki soruda bunu söyledik. Bak bir önceki soru. Eğer şu anda sadece dördüncü soruyu dinliyorsan bunun neden böyle olduğunu üçüncü soruda anlattım. Çok güzel bir şey söyledim orada. Orada. Git oraya gel. Orada halledersin sen. Peki. Beşinci soru. Başlangıçta nötr olan ve birbirine sürtünerek elektriklenen X, Y cisimleri. Başlangıçta nötr olan ve birbirine sürtünen. Bu artı mı oldu? O zaman bu eksi. Ya da Ahmet hocam ya bu artı değil de bu eksi olsun. Parantez içinde yazalım. O zaman bu sefer de parantez içinde bu artı olmak zorunda. Niye? Sürtünme ile elektriklenen cisimler başlangıçta nötrse son durumda kesinlikle zıt yükle eklenirler. Ve yük miktarları da eşit olur. Şekil 1-2'deki gibi yaklaştığında K'nin yaprakları biraz daha açılırken şimdi bu artı mı? K'nin yaprakları biraz daha açılıyorsa o zaman bu da artı. Aynı yük şartlı olmak zorundalar. Doğru mu? Artı, artı. Eğer bak parantez içinde eksi ise bu da eksi. Problem yok. K'nin yaprakları biraz daha açılırken L'nin yaprakları biraz kapanıyor. O zaman bunun eksi olduğunu düşünürsen o zaman buradaki yaprakların biraz kapanması için bunun ne olması lazım? Artı olması lazım. Niye artı olması lazım? Çünkü buradaki eksiler biraz aşağı eksi gitsin ve aşağıdaki artıların miktarı azalsın. Buna göre K ile elektroskopların aynı cins yüklü. Tamam güzel yakaladık onu. Aynı cins yüklü. X ve Y cisimleri zıt.
X cismiyle Y cisminin zıt olduğunu ta evvelden söyledik zaten. O zaman bu da doğru. X cismi ile L elektroskobu aynı cins yüklü yüklüdür. X cismi artı iken L de artıydı. Haha. O zaman bu da doğru. O zaman cevap Edirne. O zaman işte. Geçtik 6. soruya. Ne diyorsun, ne diyorsun? Yüklü X'i elektroskoplu yüklü bir K cismi şekilde gibi dokunulmaktadır. Ne diyor? Çekirdeki kolum da tutulmaktadır. Buna göre K cismi yalıtkan sapından tutularak ok yönünde çekilirse. K cismi yalıtkan sapından tutuyorsa ok yönünde çekiyorsun. Ne demek bu? K cismini oradaki arkadaşa yani elektroskopa soldakine yaklaştırıyorsun. Bak şuraya getiriyorsun. Buraya yaklaştırdığın zaman ne olacak? Oradaki etkileşimi artacak. Orayı daha fazla etkileyecek. Öbür tarafı da daha az etkileyecek. Aha şöyle yaklaştırdı. Yalıtkan sapından tuttu. Ve bu pozitif yüklü. Ha, onu da unutma. Bu pozitif yüklü bir cisim. Peki ne diyor? X elektroskopunun yaprakları önce kapanır sonra açılır. Buna göre K cismi yalıtkan sapından o yönde çekilirse yaprakların hangiliği gerçekleşebilir? Yüklü X, Y elektroskopları yüklü bir K cismi çekirdeki konumda tutulmaktadır. Şimdi kimin ne yüklü olduğunu bilmiyoruz. Değil mi? X elektroskopun yaprakları önce kapanır sonra açılır. Şimdi bunu buraya yaklaştırdın ya. Buraya ile etkileşimi ne oldu? Arttı. Peki bu farz etki zıt yüklü olsa. Hani birinci öncülü için konuşuyorum. Zıt yüklü olsa buradaki artılar daha fazla X'i yukarıya çekeceği için bunu niye yapamazsın ki? Yapabilir. Çünkü ben X'in yükünü bilmiyorum. Y'nin yaprakları daha çok açılır demiş. E şimdi buradaki artı yükler. Farz et ki bu da eksiyle yüklü olsun. Buradaki artı yükler eksiyi yukarıya çekmişti. Bu artıyı uzaklaştırırsan çektiği eksileri geri bırakacak. O zaman yapraklar biraz daha çok açılabilir. Evet. Her iki elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Niye olmasın ki? Elektroskopun yük şartlarını bilmiyoruz ki. Al hemen yapayım. Sırf senin için ha. Başka bir şey için değil. Sırf senin için. Her ikisinde yapraklar biraz kapanır diyor. Şöyle düşün. Bunun pozitif olduğunu düşün. Bu pozitifken bu pozitif buradaydı. Eksi yükleri yukarıya çekmişti biraz. O yüzden yapraklar daha fazla yüklenmişti. Şimdi bunu uzaklaştırdığın zaman yukarıya çektiği eksiler tekrar aşağı indiğinde yapraklardaki artı sayısı ne oldu? Azaldı. Ve yapraklar biraz kapanabilir. Problem yok. Peki şuraya gelelim. Bunun da biraz kapanmasını istiyoruz. Bu da eksi olsun. Yapraklar da eksiyle yüklü. Şimdi bu buraya yaklaşınca daha çok eksiyi yukarıya çekeceği için yapraklardaki eksi miktarı azalacağı için yapraklar biraz kapanır. Bak neden olmasın? Ya sadece düşüneceğin şey şu aslında. Bak. Şu elektroskopu gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Yapmamız gereken şey elektroskop değil, dokunmayla elektriklenme ve etkiyle elektriklenme. İhtimalleri düşüneceğiz. Ne olabilir? Artıysa artı olabilir, artıysa eksi olabilir. Başka ihtimal yok. Zaten yüklü olduğunu vermiş. Nötr olacak değil ya. Cevap ne? E seçeneği. Bu kaç tane E ya? 6. soruya kadar hep E yaptık sanki. Tövbe estağfurullah. Tofuzları birbirine iletken telle bağlanan özdeş. KL elektroskopun yaprakları arasındaki açılar sırasıyla alfaya beta. Şimdi bu arkadaşınki alfa, bununki beta. Alfa daha büyük ama elektroskoplar özdeş. Onu gördün değil mi? Bak şurada ne diyor? Birbirine iletken telle bağlanan özdeş elektroskoplar. Birbirine telle bağlanmış ama telimiz iletkenmiş. Yapraklar arasındaki açılar da böyleymiş. Alfa açısı beta açısından daha büyükmüş. Müş. O zaman ne diyebilirsin? Alfa daha büyükse bir kere şunu söyleyebilir misin? K'nin yük miktarı daha büyüktür QL'den. Bak bu güzel bir şey. Hani zıt mıt olurlar. Allah muhafaza ya Rabbim. Buna göre elektroskop aynı cins. Ne diyor? Birbirlerinin etki alanı dışında olduğuna göre. Ayakların hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi elektroskoplar birbirinin etki alanı dışında olduğuna göre. Elektroskoplar aynı cins yüklüdür diyor. KL elektroskoplar arasındaki açılar sırasıyla alfa beta. Tamam. Yargılardan hangileri kesinlikle doğru. Elektroskop aynı cins yüklüdür. Ya bu niye doğru olsun ki? Zıt cinsle yüklü olabilir. Biri artı olur, biri eksi olur. K elektroskopun yükü L'ninkinden fazladır. Bak bunu yazmadık mı zaten? Biz bunu ta başta yazdık. O zaman buraya tik atarız. T anahtarı kapatınca yük akışı K'den L'ye doğru olur. Şimdi sen biliyor musun bu artı, bu artı ya da eksi? He? Bilmiyorsun ki artı artı olabilir. Artı eksi olabilir. Eksi artı olabilir. Artı eksi olabilir. Eksi eksi olabilir. Ya her şey olabilir. Ben bunların yükleri bilmiyorum. Sil şurayı ya. Sil. O zaman mesela şöyle düşün. K'de yük daha fazla. S anahtarı kapatılınca yük akışı K'den L'ye olur. K'de yük daha fazla ama K artı. L'de yük daha az ama K eksi. O zaman sadece negatif yükler hareket ettiği için ben kapatınca yükler buraya gitmeyecek mi? E tamam. Hani K'den L'yeydi? O zaman L'den K'de olabildi. Çizdin mi abi bunun üstünü? Çizdin mi bunun üstünü? Ne oldu o zaman doğru cevabın? Yalnız 2 oldu. B seçeneği oldu. Güzel kardeşim. Güzel. Peki 8. soru. Topuzların iletken telle birbirine bağlı. Artı yüklü özdeş. İkisi de artı yüklü ama özdeş KL elektroskoplar. Yapraklar arasındaki açı
şekildeki gibi alfa teta. İletken TSE anahtarı kapatıldığında L denkeye bak. İkisi de artı, bu bir. L denkeye yük geçişi olmuş, bu iki. Neyi, ne zaman L denkeye yük geçişi olmuş? Sen şu anahtarı kapatmışsın, buradan buraya eksi yük geçişi olmuş. Eksi yük geçişi olmuş. Eksi yük geçişi olmuş. Şimdi eksi yük geçişi olması ne demek? Demek ki normalde artılar buraya geçmek istemiş. O zaman buradan buraya eksi gelmiş. Hani mantığı hatırlıyorsun değil mi? Onu hep yapıyorduk. O zaman artılar buraya gelmek istemişse demek ki QK büyüktür QL olmuş. Hocamız da bunu çok iyi yakalamış. Dolayısıyla K'nin yükü L'ninkinden nedir? Kesinlikle fazla. Kesinlikle. Çünkü K'nin yükü L'ninkinden fazla olduğu için KL'ye artı veremediğine göre L'den eksi alıyor. Olay bu. Ve özdeşler ya. Elektroskoplarımız özdeş. Yanlış okumadım değil mi? Bak burada yazıyor işte. Çok güzel. Peki geçişi olduğuna göre oluyor. Her iki elektroskopun yaprakları arasındaki açı da beta oluyor. Vay. Alfa, teta, beta. Başlangıçta elektroskoplar birbirine etki alanı olmadığına göre alfa, beta, teta ilişkisi nedir diye soruyor. Bir kere sevgili arkadaşım, ikisi de artı. Hiç lafı gevelemeyeceğim. Bu da artı, bu da artı olduğu için birbirlerini nötrleyemez. O zaman bunun yük miktarında başlangıçta daha çok olduğuna göre ve elektroskoplar özdeş olduğuna göre, yükleri eşit miktarda paylaşacaklarına göre, o zaman K yaprakların ne olacak? Biraz kapanacak. Çünkü adamın daha çok yükü vardı. Yük miktarı ne oldu? Azaldı. Çünkü eksi aldı zaten. Artıydı ya. L o zaman ne olur? Biraz açılır. Ve o zaman son durumdaki şu beta açısı var ya, İlk durumdaki teta'dan büyük, ilk durumdaki alfa'dan küçük olur. O zaman alfa açısı zaten en büyük açıydı. Sonra beta'yı yakaladık. Doğru değil mi? Sonra da teta oldu. Teta en küçüktü yani son durumda. Doğru mu? O zaman cevap ne? C seçeneği mi? Alfa, beta, teta. Aha burada ya. Aha vallahi C seçeneği. Başka sorumuz kaldı mı? 8 son mu? Kitap senin önündeyse görüyorsundur. Kitabı edin. Bu kitap önemli. Başka sorumuz kalmamış. Ben şöyle çözümümü geri alıyorum. Bu çözümle bitiriyorum sevgili arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Çok iyi bak. Fizik Bulut'a abone olmayı da unutma. Seni de ailemizin içinde görmeyi çok isteriz. Hoşça kal. Fizikle kal.